Önemli kollarından bir tanesi nedir? Öğretmenin katledilmesi. Onu birazdan vereceğim. Mesela Sinan Ateşoğlu. Onu da birazdan vereceğim. Evet. Osman Kavala. Osman Kavala. Evet, Osman Kavala. Bir Osman Kavala'ya bakalım. Osman Kavala da AK Parti'ye bakıyorsunuz. AK Parti huzurlu bir parti değil. AK Parti gergin bir parti. Birçok konuda birbirinden ayrılıyorlar artık. Erdoğan olmasa dağılıp gidecekler. Ve şimdi birbirlerine girdiler. Hangi yüzden diyecek olursanız, Osman Kavala yüzünden. Bir davada yargı yetkisi kullananlara baskı yapmak, talimat vermek suçtur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özel arasında gerçekleşen görüşme sonrası siyasette esen yumuşama rüzgarlarının tek istisnası Kavala dosyası. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin Kavala yazılarına AKP'li bazı isimlerden ve MHP'den gelen tepkilerin dozu artıyor. Bunlar Soros'un çocuklarıdır. MHP cephesinden Fethi Yıldız, Selvi'nin yargıya baskı uyguladığını iddia etti. Ardından Bahçeli hem Selvi hem de AKP'li Tuğrul Türkeş'e karşı ağır ithamlarda bulundu. Bize göre bunlar Türkiye'nin istiklal haklarına kasteden azgınlaşmış işbirlikçileridir. Kavala sevdalısı bazı karemşörler de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Avrupa istedi diye adalet ve hukuk şerefini iki paralık mı edelim? Bahçeli'nin grup konuşmasındaki açıklamalarına yanıt veren Selvi, ben Kavala değil Türkiye sevdalısıyım. Yeni bir siyaset inşa etmenin gerekli olduğuna inanıyorum. Farklı düşünenler bunu tehlikeli bulabilir yanıtını verdi. Polemiğe AKP içinden katılan isimlerin tepkileri de sürüyor. AKP eski MYK üyesi Mücahit Birinci Selvi'ye bu kibritle oynayan ya kendini yakar ya evini yakar dediğinde karşısına AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş çıkmıştı. Türkeş sözcü yazarı Saymaz'a verdiği röportajda Birinci'yi ve babası Yavuz Bahadıroğlu'na hedef aldı. Kendisi AK Partiliyim diyor, babasını eşeliyorsun, FETÖ çıkıyor, ismini değiştirmiş, FETÖ'cülüğünü unutturmaya çalışıyor dedi. Toplumun huzur ve refahı. Türkeş'in açıklamalarına Birinci'nin yanıtı da sert oldu. Hepsi tek tek deşifre olacak dedi. Kavala gezi işini kim kovalıyorsa bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar. Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Ve temel hürriyetlerden yararlanmak. Türkeş tartışmalara şimdilik boş söz, niyet okuyuculuğu, yedi lafı çıkartma gayreti, hakaret etme çabası ve slogan siyaseti radarımızda değil diyerek son verdi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde görevi gereği çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Birdenbire normalleşme nasıl oluyor? Özgür Bey gözünü dört açsın yanlış demiş. Rezan Bey bunu diyor. Ya burada şimdi gerçekten Mücahit Birinci çok enteresan bir aile yapısı var. Mesela tanırsınız işte babası Yavuz Bahadıroğlu. Ama babasının gerçek ismi bu değil. Niyazi Birinci. Kendisi biliyorsunuz tarihçi. Girseniz baksanız Niyazi Birinci diye veya ne bileyim Yavuz Bahadıroğlu diye yazsanız tanıyacaksınız kendisi. Komplo teorileri falan vardır böyle. Neden ismini değiştirir bir insan veya neden böyle bir takma isim kullanır onu bilmek mümkün değil. Tabii de